Efendim bugün moderatörünüz benim. Dolayısıyla Melihat Hocam ve İpci Hocamı da bir arada yakalamışken ikinize de soruları yönelteceğiz. Ancak bugün hani kaydedilen bu yayın YouTube'da daha sonradan Türkiye Sigara ile Savaş Derneği'nin sayfasında yayınlanacak. Ben başlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ve bir tarafta Türkiye Sigara ile Savaş Derneği İcra Kurulu Başkanı Profesör Doktor Melat Dönmez var. Diğer tarafımda Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doktor İnce Adalı var. Ve konuklarımız var. Sevgili Güneri Bey buradalar, İrem buradalar. Doktor Haydar Ali Haydar Bey gelmişler. Efendim hoş gelmişler. Önce İnce Hanım'la başlayalım. Çok hocam, çok kısacık hemen, çok küçücük bir kendinizi yeniden tanıtırsanız, hani baştan izleyenler için kısacık lütfen. Ondan sonra size şunu sormak istiyorum. Geçen sefer oldukça ilgi toplayan bu kulağa ve kulaktaki o küçücük organları nasıl etkiliyor? Onu bir dinlemek istiyorum. Ondan sonra Melahat Hanım'a geçeceğim. Tamam. Doktor İnce Adalı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982 mezunuyum. Liseyi Erenköy Kilisesi'nde okudum. Üniversiteyi İstanbul Tıp Fakültesi'nde okudum. Daha sonra mecburi hizmet, uzmanlık Trakya Üniversitesi'nde. Edirne'yi sevdik, Edirne'ye yerleştik. 2013 yılından beri odyoloji bölümündeyim. Odyoloji bölümünün kurucu hocasıyım. 2017'de bayrağı hocam Profesör Doktor Özlem Konuksever'e verdim. Onun himayesi altında odyoloji için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz. Aydın Üniversitesi'ni seviyorum. Çocuklarla birlikte olmayı seviyorum. Hiç sigara içmedim. Yani biraz sert olacak ama sigara içenleri de çok sevmiyorum sanki gibi. Öyle bir şeyim de var. Bu Melahat hocamın biz hocam biz sevmiyoruz değil mi? Kesinlikle. Evet hocam özür dilerim lafını Öyleyiz. kestim. Buyurun. Böyle iki tane oğlum var. Boyumdan büyük iki yetişkin çocuğum var. Eşim kulak burun boğaz uzmanı. Böyle bir hayatımız var. Bol miktarda kedim var evde. Böyleyiz. Çok güzel. O zaman hemen ben hocama dönüyorum, Melahat hocama. Hocam çok kısacık Hani nereden başlayayım? sizi Hayatım dinlemek yazsam roman istiyorum. olurdu Herkes derler tanıyor ama sizi. ya. Roman olur. Ben tıp kısaca söyleyeyim. Tıp fakültesini bitirdikten sonra Bursa Tıp Uludağ Üniversitesi oldu şimdi. O zaman İstanbul Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesiydi. Orada ihtisasımı yaptım. Yaptıktan sonra da işte tabii ki ihtisas biterken baba vefat edince bir an evvel ailenin yanına dönmek gibi oldu. Biraz ben aile yanında Kırıkkale'de çalıştım. Sonra da hocalarım beni çalışkansın gel dedi. Kayseri'ye davet ettiler. Erciyes Üniversitesi'nde 4 yıl çalıştım. Ondan sonra orada maalesef evleniyorsun diye doçent yapmadılar. Doçent olacaktım. İstanbul'a geldim, sağlık olsun dedim. Tabii. İstanbul'a geldim. İstanbul'da Haseki'de baş asistandım. Eşim de Çapa'da plastik cerrahtı, rahmetlik oldu. Ondan sonra da ben doçentliğe girdim. Yani İstanbul'da muayenehanem vardı Bakırköy'de ve o şekilde doçent oldum. Ondan sonra da Şişli'ye şef oldum. 20 yıl Şişli'de klinik şefliği yaptıktan sonra da Bolu Avant İzzet Baysal'da 8 sene çalıştım. Orada çok güzel işler yaptık. Doğumhane, tüp bebek vesaire hepsini açtık. Ondan sonra da emekli olmaya 2 yıl kala biraz erken geldim. Şimdi de emeklilik doldu. Evden, muayenehaneden, bazı günler Acıbadem'den yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama esas faydanız Hastalarımıza. sigarayla ilgili. Ha, tabii ki. Ha, Gerçekten Türkiye Sigarayla Savaş Derneği size onu... minnettar. Estağfurullah. Hakikaten. Size de öyle. Siz zaten yani gerçekten çok yönetim kurulunda çok çalışan bir kişisiniz. Hakikaten ben de icra kurulu başkanı olarak mümkün olduğu kadar okullar açıktı tabii o zaman. Korona günlerinde yapamadığımız şeyler var.
okullara velileri topluyorlardı müdürler. Veliler toplandığı zaman ben güya kadın sağlığını konuşuyor gibi girip ama mutlaka sigara %80'ini kapsıyordu. Kadın sağlığını konuşunca sigarayı konuşuyordum. Neler yaptığını onlar orada görünce çok şaşırıyorlardı. Gerçekten çok güzel slaytlar vardı. Onları gösterdiğimiz zaman zaten tamam diyorlardı. Bırakan çok oldu. O şekilde bir hizmet verdik. Yani işte harika. Bazen de Zoom toplantıları Instagram'dan da yapıyoruz. Geçenlerde arada, bir yazarla yaptık. Evet, evet. Böyle devam ediyor. Bu arada Melahat Hocam, İnci Hocam'la beraberliği de özellikle tercih ettiniz. Yani bu çok güzel bir şey. Çünkü siz de Instagram sohbetimize katılmıştınız daha önceki İnci Hanım'la Instagram diyor. İnci Hanım'la yaptığım sohbete ve gerçekten bizim için çok değerli. Hocam, İnci Hocam, siz kulakla ilgili bu zararı öğrencilerinize anlatıyor musunuz sigara içenlere? Tabii. Yani ne gibi bir zarar oluyor? Neler ne oluyor? Duyma bozukluğu mu oluyor? Yoksa kulakta başka bir şey mi, hissiyat oluyor? Nedir? Sigaranın, nikotinin genel damarlar üzerindeki patolojik etkisini kulakta yaşıyor. İşitme sistemi de yaşıyor. Minyatür boyutlarda biliyorsunuz bizim sistemimiz. Böyle olduğu zaman onun damar yapısının optimal olması, olabilen en uygun şekilde olması, oksijenlenmesi için çok gerekli. Halbuki nikotin bunu olumsuz etkiliyor. Hem vazospazm dediğimiz şu daralmayı sağlıyor, hem de damar içindeki küçük hücrelerin, işte kan hücrelerinin birbirine yapışıp tıkanıklıklar yaratması sebebiyle de oksijenlenmeyi azaltıyor. Ayrıca nikotinin bu oksijenin hücrelere, dokulara, en uç noktalara taşınmasıyla ilgili bir işlevi var. Onu olumsuz etkiliyor. Böyle olduğu zaman da yeterli oksijen alamayan ent organlar, uç organlar faaliyetini yerine getiremiyorlar. Yani bir ekstremitenin, daha iri boyuttaki bir organın, kalın damarının beslenmesi ile bizim minyatür organlarımızın beslenmesini kıyaslayacak olursanız, o uç organlarda, uç damarlardaki tıkanıklık tabii ki çok daha ciddi hasarlara sebep olabiliyor. Bir başka, bizim kolateral dediğimiz bir yan beslenme ürünü olamıyor çünkü. Böyle olduğu zaman da önce geçici, organizma her şeyi çok önce tolere etmeye dayalı zaten sistemi var. Önce ben bunun altından kalkarım diyor, ben bu değişikliği oturtmam buraya diyor. Ama o kötü etki devam ederse eğer, kısır olma durumu devam ederse organizmanın da yapabileceği bir şey yok. Bizim irreversibil dediğimiz dönüşümsüz kötü etkiler ne yazık ki yerleşiyor. Ne kötü. Peki buna pasif içiciler de dahil mi? Yani içici dahil. Dışında. Tabii ki. Hepsi dahil. Hepsi pasif dahil. İçiciler de dahil. Pasif içicilerin zaten hiç farkı yok. Pasif içici aynı şekilde yan etki. Yani bu dışarıya üflenen duman daha zehirli. Bunu tabii kimse anlamıyor. Yani onun için içen ayrı, bir de etrafındakileri de etkileyip öldüren, çocuğunu da öldüren var. Beşikte bebek ölümleri, ani bebek ölümleri. Pardon, İnci Hocam, girdim araya da. Yani pasif içici çok önemli, çok önemli. Yani 1.3 milyar dünyada içiyorlarsa bunun 8 milyonu da pasif içiciler yani. Onlar çok fazla. Yazık ki orada da mağdur olan kitle bu işin bilincinde olmayan kitle. Bebekler, küçük yaştaki çocuklar, yani gözüne baktığımız evlatlarımızın yanında sigara içersek ya da sigara içilmesine izin verirsek, sadece içici olarak değil, Melahat Hocam'ın dediği gibi, bir sigara içen aldığı nefesin, nikotinli, tütün ürünlü olan nefesin ancak 1/3'ünü akciğerlerine çekiyor. Geri kalanını dışarıya üflüyor. Üstelik de sigaranın filtresinden süzülerek onun akciğerlerine giren hava dışa, ortama verildiği zaman sigara filtresinden geçme gibi bir ön şansı diyeceğim artık. Tam bir şans da değil bu. Böyle bir şansı da olmuyor. Yani yıkım ürünleri bütün çıplak haliyle o bebeğin soluduğu havaya veriliyor.
Üçte birde ciğerlerine çekemediği hava var. Bir takım işte katranlar, hidrojen sülfürler filan bahsederken bile toksik etkisinden tedirgin olduğunuz ürünleri siz bebeğin soluduğu havaya, beşiğin üstüne veriyorsunuz. Hakikaten çok ciddi, pasif için. Ne kadar ciddi bir şey. Aynı şeyi bugün Melahat Hocam herhalde gebelerde filan da anlatacaktır ama geçen sefer çok fırsat olmamıştı. Ben e-sigaralara da dikkati çekmek istiyorum. Özellikle bugün eğer gençlerin bir sigara için dikkati çekmek gerekiyorsa bir plus e-sigaraya dikkati çekmemiz gerekiyor. Hiç masum değil. Yani bir takım... Isıtı, evet. Elektronik sigara dışında ısıtıcı var biliyorsunuz. iPhone gibi 300 derecede sanki o daha az zararlı gibi. Light sigara gibi zararlı. İşte yok nargile zararlı değil. Light sigarayı kadınlar daha çok tercih ediyor. Kadınlar sürekli reklamlarda kullanıldı. Hatta öyle yazdılar ki sigara boğazına iyi geliyor diye yazılar yazıldı. Yani düşünün. Onun için boğazıma COVID'e iyi geliyor tabii, diye yazıyor. Tabii. Onu da diyenler vardı. Yani Fransa'da sigara kartellerine maalesef biliyorsunuz o kartellerin nasıl çalıştığını. Onlar bunu çıkardılar. Fransa'dan çıktı bu yayın. Sanki iyi geliyor. Asla iyi gelmiyor. Asla iyi gelmiyor. Yani bunu hiç kimse diyemez. Hiçbir hastalığa iyi gelir, hiçbir şeye iyi gelir diye bir şey yok. Sadece bunu sigara kartelleri kazanıyor. Mesela biliyorsunuz 6 tane önemli bir kartel var. Bu sigara kartelleri Türkiye'nin milli gelirinin %43'ünü kapsıyor. Yani onların cirosu milli gelirimizin, ne demek bu? Bunu bir düşününce insan çıldırıyor yani. Zaten hocam her türlü şeyi taksitle alabiliyorsunuz, sigarayı taksitle alamıyorsunuz. Peşin para vermek zorundasınız. Taksitle ömürden veriyoruz Zeliha'cığım, taksitle. Yavaş yavaş ömürden gidiyor, yavaş yavaş. Doğru söylüyorsunuz, doğru söylüyorsunuz. Ben bütün WhatsApp gruplarımda, Gezginler Kulübü'nde, Valorem Team grubunda hepsinde paylaştım. Bakın katılanlar var aramızda. Ahmet Bey hoş geldiniz. Vedat Bey bu şeylerden, Ali Haydar, Bursa 78 mezunları. Herkes hoş geldi. Çok güzel. Çok gönderince böyle duyuru yapınca... birçok insana ulaşabiliyoruz. Ne güzel. Yani İnci Hocam da hakikaten bu duyma ve yani duyma konusunda sigaranın verdiği zararı anlatmakla bize çok büyük bir aydınlanma sağladık ki zaten gençlerin çoğu özentiden işte ben büyüdüm falan böyle havalar. İşte biliyorsunuz yani böyle işte ben anne artık... anne baba içiyordur meraktan. Evet. Hani bir de ben de deneyeyim. Yani aslında gençleri uzak tutmak çok zor oluyor. Değil mi İnci Hocam? Yani evet. Mesela elektronik sigara özellikle hani böyle orijinal ya kılıfı var açıyorsun. Havalı. Falan. Çok havalı. Havalı. Evet. Yani gençler bunları özellikle tercih ediyorlar. Tabii aynı zamanda da zararlarını da bilmeden o işin içine giriyorlar. Zaten bir kere tatmaya görsünler. Bizde de önemli olan şey, Melahat Hocam da tasdik edecektir, Güneri Bey de tasdik edecektir. Başlatmamak. Sigaraya hiç başlamamış olmak, sigaradan kurtulmaktan daha kolay. Evet, tabii en güzeli o zaten. Bizim derneğimizin de biliyorsunuz biz sigara içene değil, sigaraya karşı savaşımız. Onun için de çocuk ve gençlerin hiçbir zaman sigaraya başlamaması, sigara içmeyenlerin sigara dumanından korunması, biraz önce bahsettiğimiz pasif içicilik, sigara tiryakilerini de sigarayı bırakmaya teşvik etmek ve bırakmak isteyenlere de yardımcı olmak. Soranlara hemen 171'i diyoruz. 532 tane sigarayı bırakma polikliniği var. Oturup buralara gidip buralardan yardım alabilirler. Bir de buralara giderlerse ücretsiz muayene, ücretsiz ilaç. Bu çok önemli. Yani ücretsiz ilaç çok pahalı. Eğer ilaç, tabii biz demiyoruz ki ilaç, bantlar, yok efendim bir sürü şeyler, çikletler filan. Bu en son. Ama doktor bıraktırmaya uğraşıyor. Olmazsa ilaç en son.
onu sonunda belki konuşuruz nasıl bırakılır diye. Belki vakit olursa konuşabiliriz. Ahmet Bey el kaldırdı. Buyurun. Hocam öncelikle aslında... çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir konu. Ben de sigarayı bırakma ile ilgili bir küçük öykü anlatayım istedim eğer izniniz varsa. Ben 14 yaşında sigaraya başladım. O tarihlerde biliyorsunuz bütün filmlerde herkes sigara içiyordu. Yani sigara içmemek ayıp gibi bir şeydi. Biz de büyüyebilmek için sigaraya başladık. İşte 14 yaşında başlamış bir adam olarak kızım olduğu zaman bir 5 sene kadar sigarayı bıraktım. Evde sigara içilmesin diye eşim de ben de. Sonra sigaraya başladım tekrardan. Şöyle söyleyeyim, günde 3 paket sigarayı bitirmeden neredeyse uyumuyordum. Yani öyle bir adam düşünün ve bu Jitan marka bir sigara vardır. Dünyanın en sert sigarası diye bilir. Ondan 3 paket içiyordum. Yani artık 60 tane. Sigarayla nasıl ölünebilir testi yapar gibiydim, öyle diyelim. Fakat bir gün kızım okula giderken dedi ki baba sigarayı bırak. Bunu çok söyledi bize ve eşim de ben de kızımızdan gizli gizli sigara içmeye başladık. Yani o kadar etkiliydi ki üzerimizde, bize trip atıyor, böyle moral bozuyor falan. Biz saklı saklı içmeye başladık. Bir gün arabada geliyoruz. Arkamdan dedi baba sana bir şey söyleyebilir miyim? Buyur kızım. Sigara içen baba mı kötüdür, yalan söyleyen baba mı kötüdür diye bir sorar mısın bana dedi. Hayat dersi. Şimdi ben ne diyeyim ona? Tabii ki dedim yalan söyleyen baba kötüdür, yani sigara içen. İyi o zaman dedi sigara içebilirsin, bana yalan söyleme. Ben tabii sigarayı düşünün ne kadar içtiğimi. Dedim ki o zaman sana söz veriyorum. Babalar gününde sana dumansız bir baba hediye edeceğim dedim. Ve babalar günü geliyordu. İşte babalar gününden sonra bir daha sigara içmedim. Bütün dumanları terk ettim. Egzoz dumanı hariç diyorum. Tabii egzoz maalesef onu yutuyoruz, baca dumanlarını falan, ama aradan yıllar geçti. Kızım büyüdü. Bir gün bir nargileciye gittik gecenin bir yarısı. Eğer istiyorsan içebilirsin baba dedi. Ben de dedim ki verilen hediye geri alınmaz. Yani çok güzel, evet. Bu bir hediye verme metaforu. Eğer birisini seviyorsanız ona her şeyi hediye edebilirsiniz. Bence en değerli şey hasta olmayan bir baba. Yani düşünsenize büyümüş kızınız bir işte çalışıyor ve patronundan izin istiyor. Niye istiyorsun izin? İşte babamı doktora götüreceğim. Niye? Çok sigara içmiş, hasta oldu falan. Yani patronu ona bir laf söylese çok ağırına gider. Ben öyle hayaller kurdum kendi kendime. Aman dedim kızım böyle bir utanç yaşamasın. Dolayısıyla sigarayı öyle bıraktım. Hakikaten çok zor oldu. Ceplerimi deldim. Devamlı sigara aradım, çakmak aradım. Ama bir müddet sonra içmemeye de alışıyor insan. Yani içmeye alışmak çok zor. Yani ben hatırlıyorum o çocukluğumuzda sigara içmeye alışabilmek için gerçekten gözümüzden, burnumuzdan, her yerden duman, yaş, her şey gelirdi. Çok zor bir şeydi sigaraya alışmak. Fakat evet, alıştıktan sonra bırakması da zor oluyor. O yüzden sizin biraz önce söylediğiniz şey çok doğru. Hiç başlamamak en güzeli. Ama ben de haddime düşmeyerek şu ana kadar belki bir 40-50 kişiye sigara bırakması konusunda yardımcı oldum. Çok zor olmayan bir şey. Yani o kadar zormuş gibi düşünmüyorum artık. Ama ilk başlarda böyle bir sıkıntı oluyor. Böylesine bir şey paylaşayım. Belki siz de birilerine anlatırsınız diye. Yani en güzel hediyeyi vermiş değil mi? En güzel hediyeyi vermişsiniz. 23 Nisan'da da ben konuştum. Bugün 23 Nisan. Evet. Çocuklarınıza güzel bir hediye vermek istiyor musunuz? Sigarayı bırakın dedim. Yani güzel, sizin gibi hakikaten hediye, en güzel hediye. Evet, buyur evet. Zeliha'cığım. Kusura bak. Şimdi hayır, bunlar çok güzel şeyler. Tam böyle YouTube'da da bizi dinleyecek olan, bu konuşmayı tekrar dinleyecek olan insanlar için de oldukça aydınlatıcı zihni. Yani bence gerekli.
Mesela İnce Hocama sormak isterim. Özellikle sesini kullanan, nefesiyle iş yapan kişilerin sigara konusunda bir parça daha dikkatli olması gerekiyor. Hocam, siz mesela biz sanatçılara, tiyatroculara veya bu işi öğretmenlere diyelim, yani sesle iş yapan insanlara neler tavsiye edersiniz? Yani ne yapalım biz? Mesela evvelden kapalı yerlerde sigara içmek serbestti. Sahne yaptığımız, çalıştığımız yerlerde duman altı olarak şarkı söyledik yıllarca. Yani biz içmesek de çok içtik yani sigara. Tavsiyeleriniz var mı sesiyle iş yapanlara? Olmaz mı? Sigara dumanı çok irritan bir madde. Sesiyle iş yapan insanın gözü gibi bakacağı organları ses telleri. Ses tellerinin sağlığını korumak için onları hoyrat kullanmamak gerekiyor. Çok yüksek sesle kullanmayacaksınız, fısıldayarak kullanmayacaksınız. Genel kanının aksine fısıldamak ses tellerini çok üzer, incitir onları. Sesinizi olabilen, yani nefesinizi verdikten sonra, ekspiryum sonrası kalan havayla kullanacaksınız. Bu kadar dikkat etmeniz gereken organlarınızın üzeri incecik bir tabakayla, sürekli nemli durması gereken bir tabakayla kaplı, mukoza dediğimiz. Bu mukozada tütün gibi, işte tütün dumanı gibi, nikotin gibi, hele elektronik sigaranın o ısıtılmış havası, buharı gibi bu tür şeyleri sevmiyor. Bunları kullanmaya başladığınız zaman 1-2-3 defans geliştirecek. Onun defansı mukoza tabakasının kalınlaşması şeklinde olur. O kalınlaşma nerede uygun görüyorsa orada olur. Ondan sonra gelsin ses nodülleri, ses kalınlaşması, cızırtılı sesler filan. Yani kafasına göre geliştiriyor savunma sistemini, öyle mi? Defans geliştiriyor. Nerede diyelim... ses teli üzerinde ya da bu bahsettiğimiz mukoza üzerinde ince bir alanı var. Her şey yolundayken o ince alan komşularıyla birlikte fonksiyona devam ediyor. Çatlak ses çıkarmıyor. Hep beraber ses tellerinin icraatına birlikte işbirliğiyle katkı veriyorlar. Ama koşullar tersine çalışmaya başladığı zaman önce ilk çatlak ses oradan çıkacak. O doku kendisini kontrolsüz büyütmeye başlayacak. Böyle olduğu zaman da her şey olur. Yani boğazı da temizleyemiyorlar değil mi? Öksürük refleksini de bozduğu için sigara. Tabii. Mesela reflü olanlar sürekli öksürmek ihtiyacı hisseder. Ama sigara bu öksürük refleksini de bozuyor. Çünkü o titrek tüylerin fonksiyonunu bozduğu için. İşte onun için COVID olanlar ağır geçiriyor. 14 kat daha ağır geçiriyor. Bu nedenle akciğeri, solunum yollarını bozduğu için ölenlerin, biliyorsunuz, Çin'de %85'inin sigara içtiği, Amerika'da %80'inin sigara içtiği. Çok önemli. Orada fonksiyonu bozuyor. Yani insan sekresyonu çıkaramıyor. Biz nasıl koruruz akciğerimizi? Yani öksürerek, bir şey dışarıya çıkararak. O zaman öksüremiyor işte. Sigara içen öksürme refleksi de bozuluyor. Evet. Şimdi zaten o kadar hani bu COVID çıktıktan sonra sigaranın bu iş üzerinde ne kadar etkili olduğunu Melahat Hocam hep söylediler. Yani yerde gökte sigara içmeyin çünkü COVID'i daha ağır geçirirsiniz veya ölürsünüz diye direktman herkese yayınlar yapıldı. Fakat biz Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak özellikle sizin aracılığınızla, yani yaptığınız sayısız çalışmada siz hep bunun üstünde durdunuz. COVID'den sigarayı bırakarak yani ne kadar kurtulabiliriz? Kendimizi ne kadar savunmaya alabiliriz? Sadece sigara mıdır bırakmamız gereken, savunma yapmak için COVID'e karşı? Bana mı sordunuz? Evet. Yani COVID'den bir kere korunmak için kesinlikle sigara yok. Yani COVID'i nasıl geçiririz soruyorsanız, sigara içmeyecek kişi. Çünkü bir gün, yani bir sigarayı o gün bıraksa ne oluyor? 24 saat sonra kalp düzenli atmaya çalışıyor. 2 gün sonra rahat nefes almaya çalışıyor. 10 yıl sonra
ölüm riski hiç içmeyenle aynı. Bakın 10 yıl sonra, yani tamamen vücuttan temizlenmesi 10 yıl sürüyor. Bakın biz mesela ben... Yani zaten hani bu defansı nasıl oluşturuyor zaten bunu anlatmanızı rica ediyorum. Yani ha, tabii sigarayı ki. Bırakmanın yani, nasıl bir defans oluşturduğunu. İnsanlarda sigara bıraktığı zaman bir kere dakikalar saatlerce söylersek o kadar rahat nefes alıyorlar, o kadar rahat merdiven çıkıyorlar. Bunu kendileri o kadar güzel hissedecekler ki. Yani sigara bıraktıktan sonra mesela 20 dakika sonra tansiyonu düzelmeye başlıyor. 8 saat sonra kandaki nikotin, karbonmonoksit miktarı yarıya düşüyor. Yani akciğer sigaraya kaynaklı mukusu temizlemeye başlıyor. Yani nasıl ki biz tencere taba temizliyoruz dibini, temizlemeye başlıyor. Bu çok önemli. Kalp krizi riskini azalmaya başlıyor. 2 gün sonra ne oluyor? Vücut nikotinden tamamen temizleniyor. 3 gün sonra da nefes al. Tabii 3 gün sonra da nefes alma kolaylaşıyor. O kadar kendini enerjik hissediyor. Enerji seviyesi değişiyor. Çok önemli. 2-12 hafta sonra da kan dolaşımı daha sağlıklı bir kişi gibi yürümek, koşmak, merdiven çıkmak bu kadar rahat oluyor. Bunlar neler yapmaz ki? Yani güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ancak 3-9 ay sonra öksürük, göğsündeki hırıltı azalıyor. Bir yıl sonra kalp hastalığı riski, biraz önce söylediğim gibi. Mesela 2-4 yıl sonra inme riski de azalıyor. Bu çok önemli. Yani inme riskine de büyük bir azalma oluyor. Ancak 10 yıl sonra hiç içmemiş gibi oldu. Yani hiç içmemiş bir insan kadar ölüm riski var. Ama bu şu gerçek ki şu COVID günlerinde sigara içenlerin yoğun bakımları işgal ettiği ve çok ağır geçirdiği. Yani o kadar ki yani solunum cihazından bile çıkamayan insanlar vardı sigara içtiği için. Yani bu çok önemli. Ben bilmiyorum, ben bu konuda yeterli oldu mu sizin için? Çok önemli. Herkes bırakmak istiyorsa arasın 171 hattını. Rahatlıkla orada bunu bırakmaları için hem yollar gösterecekler. Biz dernek olarak bıraktırmayı istiyoruz, konuşuyoruz ama bırakma için biz sadece 171 hattını söylüyoruz. Doktorlara gitmelerini, sigarayı bırakma polikliniklerini öneriyoruz. Başka yapacağımız hani bizim öyle bir merkezimiz yok. Onu söyleyelim. Bazıları bize soruyor. Hep toplantılarımda. Peki ben bırakmak istiyorum. Nereye geleyim? Siz de ne yaparsınız? Hemen tabii ki biz diyorum hani şey yapmıyoruz. Onu orada söylüyorum. Çünkü bakın 1.3 milyar dünyada, 19.800'de Türkiye'de. Şimdi düşünün, 8 milyon dünyada ölüyor, 120 bin bizde ölüyor yıllık. Ama bakın COVID'den 164 diyoruz değil mi bugün? Her gün 332 kişi ölüyor. Ben hep diyorum ki COVID-19'dan şuysa COVID'den, tütün ürünlerinden diyorum 332 kişi. Yani giden maliyeti ne biliyorsunuz? Yani dünya para. İki kişi sigara içse hemen ben o örneği veriyorum. Bir yılda 15 bin lirasını koyacak bir tarafa. İki kişi sigara içerse. Onun için maliyete getirdiği 25 milyar dolar. Bunu unutmayalım. Ve bu kartellerin de dernekler oyununa gelmesin. Şimdi belki duydunuz, belki duymadınız. Bunlar şunu yapıyor sigara kartelleri. Bu solunum cihazları alıyorlar. Yok efendim şeyler alıyorlar. Ne ihtiyacı var? Maske alıyor. Atıyorum onlara tulum alıyor filan. Vicdanlarını rahatlatmak için, onlara şirin gözükmek için. Sakın bu dernekler, bugün de ben söyledim. Dernekler hiçbir şekilde bunlardan bir şey kabul etmesinler. Bunlar yıllarca bizi sömürdüler, öldürdüler. Bunlar kazandıklarının, yaptıkları bu ciroların çok cüzi bir kısmını solunum cihazına, bilmem neye veriyorlar. O kadar az bir kısmı. Yani o kadar fazla kazanıyorlar. Düşünün, Türkiye'nin milli gelirinin %43'ü bunların ciroları. Tabii çok onun fazla. İçinde kanmayalım. Yani kanmayalım bunlara biz. Yani her gün üzülüyoruz. Aman COVID'den sayı azaldı. 332 kişiyi unutmasınlar. Unutmasınlar. Peki o zaman İnci Hocama da buna katacağı bir şey var mı? Onu sormak isterim. Hocam sizin oralarda neler yapıyorlar? Siz kişisel olarak neler yapıyorsunuz? Etrafınızda bunun için çaba gösteren insanlar var mı? Yani ne kadar başarılı oluyorlar? Ya da sigaracılar ne kadar başarılı oluyorlar? Yani çift taraflı bir soru sorayım.
Evet, haklısınız. Melahat hocama katılıyorum. Karteller kazanıyor bu işten ve çok tehlikeli oynuyorlar. İnsan sağlığı üzerine oynuyorlar. Çok narin bir konu. Hakikaten ciddiye alınması gereken bir konu. Sağlıkçı kesimi olarak biz biraz daha şanslıyız. Bizde işte çoğunluk hekim arkadaşlar ya da işte sağlık görevlisi arkadaşlar birbirimizin yanında sigara içmeyiz. Sabreder misafirliğe giden, birlikte bir yere çıktığımız zaman açık havada bile olsa uzaklaşarak sigara içer. Bu konularda bizim duyarlılığımız var. Ama meslek grubunda hem hekimlerde hem öğretmenlerde hatta anne babalarda çocukların yanında ne kadar sigara içiyorlar, pasif içicilikle araları nasıl diye yapılmış pek çok çalışma var. Ve görüyoruz ki %95'in üzerinde, %97-98 oranında doktorlar sigarayı bırakın diyor. Öğretmenler yanında sigara içilmesine izin vermiyor. Anne babalar öğretmenlerin çocuklarının yanında sigara içmesini istemiyorlar. Ama uygulamaya gelindiği zaman görülmüş gibi oranlar %68, %70. Çocukların yanında ya da işte iş yerinde hekim arkadaşlar ya da öğretmenler okulda, okulun kafeteryasında öğrencinin gözünün önünde sigara içiyorlar. Rol model olan engellemek kişi. Engellemek üzere evet. Çalışmalarımız var bizim Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak gerçekten. Mehmet evet. Okul diyor ki bizi izleyen arkadaşımız, sigarayı bırakmak kolay, önemli olan sigarayı kafada bitirmeyi öğrenmektir diyor. Kafada bitirmezsek evet, yine döneriz, yine içeriz diyor. Buna ben cevap verebilir miyim Zeliha'cığım? Görsünler. Teşekkür ederim bu Mehmet Bey'in sorusuna. Hakikaten çok önemli. Kafada bitiyor. Zihin komutlardan hoşlanır. Siz bu sigara ile olan flörtünüzü keseceksiniz. Nasıl ki bir sevgilinizden ayrılıyorsunuz, bir eşinizden ayrılıyorsunuz, bir arkadaşınızdan. Ne diyorsunuz o zaman? Ben bunu bir daha görmek istemiyorum. Onu görme şansınız var mı? İşte zihninize siz o komutu veriyorsunuz. Zihin komutlardan hoşlanıyor. Ve sürekli siz zihninizi besleyeceksiniz. Mesela ayrılırken sevgilinize ne diyorsunuz? O bana bunu yaptı, şunu yaptı. Zihninize hep onun kötü yaptığı şeyleri söylüyorsunuz. Ben aynı sigara. Konuya başlarken de öyle diyorum her yerde. Kusura bakmayın diyorum. Ben bugün flörtünüzü kötüleyeceğim diyorum. Çünkü hakikaten sigara ile bir, evet, sigara ile bir flörtlük var. Burada diyecek, aa bu sigara kanser yapıyor. Sigara şunu yapıyor. Düşük yaparım. Gebeyim. Sularım erken gelir. Çocuk erken doğar. Düşük ağırlıklı doğar. Beşiğinde ölür. Bunları söyleyecek. Kanser yapıyor, her türlü kanseri yapıyor. İnanın saçımızın telinden ayak parmağımızın ucuna kadar dokunmadığı yer yok. Mesela damar tıkanması, trombanjinitis orbiterans dediğimiz burger hastalığı. Ayağını kesiyorlar. Ayağını kesiyorlar. Burger, evet. Başka çaresi yok. Diyabetik. Diyabet niye oluyor? Bundan. Yani onun için kalbinizde bir bomba taşıyorsunuz diyorum sigara içene. Yani bu arkadaşımızın sorusuna çok teşekkür ediyorum. Kafada bitiyor. O zaman ne yapacaksınız? 2-4 hafta önceden sigarayı bırakacağınız tarihi belirleyeceksiniz. Ben 14 Şubat sevgililer gününde sigarayı bırakacağım. Bitti. Onu yazacaksınız. Ondan sonra her gün kafanızda kiminle sigara içerken zevk alıyorsunuz? Bir müddet diyeceksiniz ki arkadaşınıza, ben sizinle görüşmüyorum. Arkadaşlar, ben sigarayı bıraktım. Bunu yayacaksınız etrafınıza. Sigarayla kahve mi güzel? İçmeyeceksiniz kahveyi. Sigarayla çay mı size iyi geliyordu? İçmeyeceksiniz. İçki mi? İçmeyeceksiniz. Ancak inanın bu şekilde bırakan çok oldu. Kafada bitirdi. Dedi ki ben sigarayı bu tarihte bıraktım. 21 gün bırakın, 21 gün. Ondan sonra bırakmışsınızdır. Artık sigara içmezsiniz. Eğer bu 2 aya uzayabilir. Evet, bazı kişilerde bu 22 aya uzayabiliyor. Olsun. 2 ay sabredin, inanın bırakmış sayılırsınız. Sonra neler kazandığınızı düşünün. Biraz önce söylediklerim, bir de maddi kazanımı söyleyin. Yani maddi kazan, 5 yıl bıraktığın o parayı belki bir buzdolabı alacaksınız. Belki bir televizyon, belki bir bilgisayar mı alacaksınız? 17 lira diyelim ortalama. 17-18 lira bir sigara hocam. Bu da yaklaşık ayda 500-600 liraya tekabül ediyor. Bu arada 2-3 dakikamız kaldı. Acaba soru sormak isteyen eyvah, varsa sizlere. Eyvah. Şey o zaman. Melahat hocam. O zaman.
O zaman soru soracaklar mı? Şunu söyleyeyim, vakit belki kalmaz. Gençlerimizi bırakmak için, bu belki Mehmet Bey'in de sorusuna cevap. Lütfen, ben bunu şeyde de söylemiştim yönetim kurulu toplantımızda. Gençlerimizi sigaradan dolayı solunum yapamayan, nefes alamayanları, oksijen tüpüne bağlı olanları gösterelim. Götürüp öğrenci, yetişkin, sigara içeni, yoğun bakımda sigaradan dolayı yatan, bunları gösterelim. Bu çok etkili. Bu şekilde bırakan çok gördüm. Buyurun şimdi. Ben bunu söyleyeyim dedim. Benim bir alt notum olabilir mi? Son söz vereyim. Tabii ki. Bütün olumsuz tabloları biliyoruz, görsünler hakikaten. Ben biraz pozitif taraftan bakacağım, pozitif motivasyondan. Ahmet Bey bahsetti. Çocuklarımızın bizim için değeri tartışılmaz. Onlardan gelen böyle bir motivasyon çok değerli bence. O zaman biz çocukları kazanalım. Anne babaların, öğretmenlerin ya da başka aile büyüklerinin sigarayı bırakmaları için bence en kuvvetli kozumuz çocuklar. Onları o zaman onlara çok iyi bir rol model olmamız gerekiyor. Evet. Değil mi? Evet. Ben babama sigarayı, baba kokuyorsun dedim, beni öpme. O da öyle bıraktı. Evet. Öyle dedi, evet. Çok önemli motivasyon kaynağı bence. Ne kadar evet. Etkili olduğunu da az önce dinledik zaten. Vallahi hepinize çok teşekkür edeceğim. Çok ama çok teşekkür edeceğim. Çünkü vaktimiz artık bir dakikadan daha az kaldı. Bir soruya bakalım. Bir soruluk belki şeyimiz olabilir. Ellen Keir'i yazmış. Ellen Keir'in videosu çok faydalı. Birisi yazmış, orada gördüm. Sayın Sunal, kusura bakmayın. Evet, Mehmet Bey, çok faydalı bir video. O güzel. Onu izlemelerini öneririm. Onu izleyerek bırakan çok kişi var. Evet. Ben onu öneriyorum zaten. Evet. Evet. Peki, tamam. Sus hocam. Sus. Sen susma. Niye biliyor musun? Hocam sen konuş, çünkü hem ağzından bal damlıyor, hem konuştuğunun hepsi hakikaten bizim için çok faydalı. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum Melahat hocama, çok teşekkür ediyorum İnce hocama. Sizi yeniden görmek çok güzeldi hocam, gerçekten. Teşekkür ederim. Her zaman dolu dolusunuz. Çok mutluyum her ikinizle de. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bütün katılan dostlara teşekkür ederim.